Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YKS 2023'teki tercihlerimi göstereceğim. Bildiğiniz gibi tercih dönemi bitti ve ben de tercihlerimi yaptım. Normalde bu videoyu tercih döneminde yapmayı planlamıştım. Ama sonrasında tercih listesinde karar vermem gereken bazı yerler vardı. Bundan dolayı tercihler bittikten sonra yapmak istedim. Bu arada sizler de şimdiden kendi tercihlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden çok küçük bir ricam olacak. Arkadaşlar şu anda 200 bin abone olmak üzere. Bu videoyu izleyen ve kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalıma abone olarak beni desteklerlerse çok mutlu olurum. Bu sayede 200 bin abone olabiliriz. Şimdi isterseniz tercihlerle ilgili konuşmaya başlayalım. Öncelikle beni ilk defa izleyen arkadaşlarımız için sıralamamı söylemek istiyorum. Ben bir sayısal öğrencisiyim ve sınava bir kere girdim ve sayısal yerleştirmede 2540. oldum. Ben liseye ilk başladığımdan beri bilgisayar mühendisliğini hedefliyordum. Ama bilgisayar mühendisliğinde tercih için çok dar bir aralıktayım. Özellikle 1.5 bin ve 4 bin arasında bir sıralamaya sahipseniz yazabileceğiniz bilgisayar mühendisliği sayısı bir hayli az ve ben de tam olarak bu aralıktayım. Sıralama olarak ne kadar yüksek gibi gözükse de mühendislik sıralamaları her sene ilerliyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği son 2-3 yıldır yükselişte. Öte yandan tıp fakültelerine baktığımızda ise tıp fakültelerinin sıralamaları ise geriliyor. Mesela ben tıp yazacak olsaydım Cerrahpaşa, Çapa ya da Ankara Tıp gibi yerlerin hepsine de yerleşebiliyordum. Ve sıralamalara baktıktan sonra tıpların bu kadar gerileyeceğini hiç tahmin etmemiştim. Ama zaten tıp yazmayacağım için benim için çok fazla bir önemi yok. Söylediğim gibi ben liseye ilk başladığımdan beri iyi bir mühendis olmayı hedefliyordum. Ve gelecekte de hem yazılım konusunda hem de oyun geliştirme tarafında büyük projeler yapmak istiyorum. Ve videolarımı izleyenlerin de bildiği gibi ben lise hayatım boyunca tamamen bu hedeflerim doğrultusunda çalıştım. Özellikle son 3 yıldır kodlama öğreniyorum. Ve bunun yanı sıra birçok mobil uygulama ve oyun yayınladım. Ek olarak belki biliyorsunuzdur Google Play ve App Store'da belki de en büyük yayıncı olan Vodo var. Ve ben şu anda aktif olarak Vodo'da oyun geliştiricisi olarak çalışıyorum. Ben bunları yaparken çok keyif alıyorum. Ve gelecekte de bu yönde ilerlemek istiyorum. Özellikle ilerleyen zamanlarda kendimi yazılım konusunda daha da çok geliştireceğimi düşünüyorum. Bundan dolayı bilgisayar mühendisliğindeki iyi üniversiteler olmuyorsa ben de iyi üniversitelerdeki başka mühendisliklere bakma kararı aldım. Yine tabii ki de bilgisayar mühendisliklerini tercih listeme ekledim. Fakat ilk 1000'den ya da ilk 500'den benim sıralamam olan 2500'e kadar çekeceklerini çok zannetmiyorum. Ama ben yine de tercih listeme ekledim. Tercih listemi birazdan detaylı bir şekilde de göstereceğim. Onun haricinde ben özellikle gideceğim üniversitenin teknik bir üniversite olmasını istiyordum. Ve teknik bir üniversite olacağı için de önümde iki farklı çok iyi seçenek var. Bunlardan birisi ODTÜ, diğeri ise İTÜ. Ve bunların bilgisayar mühendisliği olmuyorsa bu üniversitelerdeki diğer mühendisliklere baktım. Özellikle karşıma bu üniversitelerdeki endüstri mühendisliği bölümü çıktı. Ve bu bölümü biraz araştırdım. Ve araştırdığım kadarıyla tabii ki de bilgisayar mühendisliğindeki gibi algoritma ve yazılım dersleri yok. Fakat yine de mezun olduktan sonra farklı farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Ben yazılım tarafını zaten çevremin de desteğiyle halledebileceğimi düşünüyorum. Ve hoşuma gitmeyen bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak yerine İTÜ gibi köklü bir üniversitede endüstri mühendisliği okumak çok daha mantıklı geldi. Bu arada şu şekilde bir düşüncem var ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler şu anda geçtiğimiz yıllardaki yerleştirme verilerini dikkate alarak tercih yapıyoruz. Ama özellikle bu sene önceki yıllara göre gündemde olmayan deprem ve sosyoekonomik şartlar var. Ve ben bundan dolayı İstanbul'daki üniversitelerin sıralamalarının gerileyeceğini düşünüyorum. Ve eğer İstanbul gerilerse özellikle Ankara'nın ilerleyeceğini düşünüyorum. İnternetteki yorumlara baktığımda genel olarak böyle bir düşünce oluştu. Lütfen bu konudaki yorumlarınızı şimdiden yazmayı unutmayın. Şimdi yeniden tercihleri konuşmaya başlayalım. Türkiye'nin başka yerlerindeki bilgisayar mühendisliklerinin hepsinde de puanım ve sıralamam yetiyor. Fakat ben İstanbul'da okumak istiyorum. İstanbul'da okumak istememin sebebi ise eğer bir mühendis olacaksam İstanbul'da olmam benim için bir avantaj olacaktır. Bunun yanında zaten halihazırdaki çevremizin hepsi de İstanbul'da bulunuyor. Bu sayede üniversite yıllarımı İstanbul'da daha verimli geçirebileceğimi düşündüm. Aynı zamanda ben YouTube ve oyun geliştirme işlerini abimle birlikte yürütüyorum. Ve abim şu anda İstanbul'da doktor. Ve bundan dolayı abimin yanında olmam benim için çok daha iyi olacak. İlerleyen zamanlarda çok daha büyük oyun projeleri geliştirmeyi planlıyorum. Ve bu süreçte de abime bir hayli ihtiyacım olacak. Ankara'da olursam ilk dönemlerde yurtta kalmam gerekecekti. Ve böyle olduğu bir durumda da açıkçası işlerimi yürütebileceğimi düşünmüyorum. Yoksa bir ara ciddi Bilkent'in %50 bölümlerini yazmayı düşündüm. Ama açıkçası Ankara'yı tercih etmek istemedim. Çünkü İstanbul'da olunca kendi sistemimi aynen devam ettirebileceğim. Arkamda gördüğünüz bilgisayarımı kendi evime kurabileceğim. Bunun yanı sıra istediğim gibi video çekebileceğim. Bundan dolayı İstanbul benim için çok büyük bir avantaj. Bu arada yanlış anlaşılmasın, ben burada Ankara'yı ya da diğer üniversiteleri kötülemiyorum. Ama tercih yaparken mecburen kalacağınız yeri ve imkanlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ben de hali hazırda güzel işler ortaya koyduğunu düşündüğüm bir
sistemin bozulmasını açıkçası istemedim ve bundan dolayı tercihim İstanbul oldu. Şimdi gelelim tercih listeme. İlk sıralara nasıl olsa gelmez diye yazdığım bölümler de var. Sırayla başlayalım isterseniz. İlk sıraya Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği var. Fakat ilk 150 ile almış. İkinci sırada Boğaziçi Bilgisayar var ve ilk 300 ile almış. Üçüncü sırada İTÜ Bilgisayarı yazdım ve 1200 ile almış. Gelirse diye diğerlerinin önüne yazdım fakat 1200'den 2500'e kadar çeker mi bilmiyorum. Dördüncü sırada Bilkent Bilgisayarı yazdım ve ilk 450 ile almış. Beşinci sırada ise ODTÜ Bilgisayar var ve ilk 900 ile almış. Bu yılki sıralamaların ben biraz değişeceğini düşünüyorum. Fakat buraya kadarki tercihlerimin hepsi de nasıl olsa gelmez diye yazdım. Fakat bu tercihlerden sonrakiler gelme ihtimali olan bölümler. 6. sırayı İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliğini yazdım. Geçtiğimiz yıl 1700 ile almış. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce de 4000 ile alıyordu. 7. sırada Boğaziçi Endüstri Mühendisliği var ve ilk 1500 ile almış. 8. sırada İTÜ Endüstri Mühendisliği var. 3300-3400 ile almış. 9. sırada ise İTÜ Endüstri Mühendisliği'nin %30 İngilizcesi var. 5000-5100 ile almış. Ama araştırdığım kadarıyla %30 İngilizce bile olsa dersleri kendimiz seçip İngilizce olarak alabiliyormuşuz. Bundan dolayı diğer tamamen İngilizce ile çok bir farkı olmuyormuş. Ben de bundan dolayı ikisini arka arkaya yazdım. Aynı zamanda bildiğiniz gibi mühendisliğin kontenjanları da azaldı. Ben de bundan dolayı garanti olsun diye İTÜ Endüstri'yi iki kere yazdım. İTÜ'nün ulaşımı da gelecekte yaşayacağım konum itibariyle oldukça kolay olacak. Bundan dolayı açıkçası İTÜ gelirse çok mutlu olacağım. Muhtemelen buraya kadar söylediğim tercihlerimden birisi gelecek. Çünkü 5000'den 2500'e kadar çekeceğini çok zannetmiyorum. Ama ben yine de arkasında birkaç tane daha tercih yaptım. Bu tercihlerim de yine gelirse sevineceğim yerler. Fakat önceliğim olmayan yerler. 10. sıraya Bahçeşehir Bilgisayar Mühendisliğini yazdım ve 3500 ile almış. 11. sırada Galatasaray Bilgisayar Mühendisliği var ve 3100 ile almış. 12. sırada bir tane Ankara yazdım. O da ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği ve 2000 ile almış. 13. sırada Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği var ve 5000 ile almış. Son sıraya ise 14. sırada Türk Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini yazdım. O da 6000 ile almış. Tüm tercihlerim bu şekilde. Ben açıkçası 6 ve 9. arasındaki tercihlerimin geleceğini düşünüyorum. İTÜ Endüstri Mühendisliğinin %100 İngilizcesi 3300-3400'den 2500'e kadar çeker mi bilmiyorum. Fakat ben söylediğim gibi garanti olsun diye %30 İngilizcesini de yazdım. Bunun yanında İTÜ'nün Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü de gelebilir. Çünkü internetten gördüğüm kadarıyla çoğu kişi İstanbul yazmaya çekiniyor. Bundan dolayı İstanbul'daki sıralamalar gerilebilir diye Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde yazdım. Benim tercihlerim bu şekildeydi. Tercih döneminde de herhangi bir yardım almadım. Tamamen kendimiz oluşturduk listeyi. Şu anda istediğim yer İTÜ ve umarım gelir. Ve tercihlerin açıklanmasıyla YKS süreci de tamamen bitmiş olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.